Ben şok. Zuhal'im çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Yemekleri ben de bilmiyorum. İsimlerini de bilmiyorum. Bu dediklerinin karşılığı yok mu sizde yani? Yok. Hani anlattın mı peki yarışmadan evvel? Hani anne bak bunları pişireceğim. Anlattım böyle ama bir ben şey. Bir şey anlamadım. Biz de bir şey anlamadık. Eda halt halt! Bu İngilizce daha. Ne istediyor? Peki hazır mısın? Hazırım. Koş Eda'n koş! Süleyman yiyor mu bunlardan? Süleyman ilk defa yiyemiyordu ama sonra artık Süleyman'ın yediklerine de alıştı. He. Ona spor yaptığı için her şeyi yemiyor. Tavuk göğüs etleri, pirinç pilavları, evet, proteini evet. Her gün evet. 100 gram. 4 yumurtanın sarısı, sabahları beyazı, evet. Sarısını ayırıyoruz. 4 yumurtanın beyazından. Beyazını yemiyor. Beyaz çok yemiyor. Yanlış sporcu adam beyazını yemesi lazım ayol. Beyazını yemiyor ama. Yumurtanın beyazını yemiyor. Siz neler yiyorsunuz? Ben çok bir şey söyleyeceğim. Nasıl gelindi şimdi beyazını tanıştın? Gelinim ciddi konuşuyorum şurada yani şaka olsun diye. Ben de ciddiyim hanımefendi. Burası ciddi bir müessese. Biz dalga mı geçiyoruz affedersiniz? Gerçekten çok iyi. Tam Nexstar Chanel. Hadi etleri alalım. Hadi alalım gelin hanım. Kolay gelsin. Ben kemikli et istiyorum. Kemikli et mi istiyorsun? Evet, dana et olması gerekiyor çünkü çorbamda kullanacağım. Bir de... Çorban neydi? Guys, bulgamaş. Ne kadar olacak efendim? Ben birkaç parça istiyorum, eğer bana gösterirseniz. Peki bu et hayvanın neresi? Neresi? Kaburgasıymış. Guys, bulgamaş, bundan mı olur? Evet, olur. Ama kayınvalideler bundan bir şey anlamayacak. Bir şey olmaz, ben öğretirim. Neymiş hikayesi? Guys, bulgamaş bizim, benim oturduğum Esslingen'de bir semt. Ve orada savaş zamanında, erkekler savaştan geldi. Geldiğinde kadınların yaptığı bir yemekle oluşan bir çorba. Başka ne alacaksın? Bir de şey istiyorum, böyle bir tane et istiyorum, dana eti ama ince olması gerekiyor. Hulanya, bu kendi hulanya. Ustacığım sen biliyor musun bu yemeği? Neredesiniz? Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Esslingen'den geliyorum. Bir de bir şey soracağım, onu böyle ince ince yapabilir miyiz? Böyle dövülüyor ya. Tamam. Okey, tamam süper. İnce kesin. Evet, ondan sonra bir de böyle ince ince... Döveceğim. Evet, süper. Şinel, şinel, zay, şinel. Çabuk. Şinel. Ben hemen ücretini ödesem siz bana fişlerini verseniz. Ne kadar tuttu ustam? 130. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Ama inattır. Emir almayı sevmez. Tabii şimdi Alman disiplinini almıştır o birazcık evet. Orada istese. Onlar çok disiplinler yani. Onun evet gibi. Disiplinli. O orada herhalde. Yani bana şimdiye kadar hiçbir saygısızlığı olmadı. Ama masada kayınvalide bir helgalık yapar diye düşünüyorum yani hafiften. Şimdi şu ana kadar kayınvalidelik yapmadım ona, hiçbir şey görmedim. Gördüğüm zaman haliyle yaparım yani. Evet, hiç mi aranızda bir takıştınız bir şey yok, olmadı? Yok, hiç olmadı. Hiç olmadı. Siz çok görüşmüyorsunuz herhalde. Hızlı hareket eden gelinimiz market alışverişine başlamış bile. Şimdi bana kahot lazım. Ne lazım? Turuncu kahot. Havuç mu? Kahoti. Muzu nerede kullanacaksın? Tatlım da. Yemekleri nasıl söyleyeceğiz gelin hanım? Çok, hem de o sürpriz olacak biliyor musun? Aynı kuğu gibi yapacağım onları. Eda bak burada ne var? Hayır. Almayacak mısın? Evet. Kuşkonmaz lazım. Kuşkonmazım nerede? Tomatı alacak mısın? Hayır. Lazım değil. Dereotu lazım. Bak mantarlar burada. Ama ona kuru mantar lazım. Sence burada kuru mantar var mı? Kuru mantar nasıl oluyor? Kurutulmuş mantar lazım. Mantar nerede biliyor musun? Nerede? Tabii ki dağda. Ya böyle mantar alayım hadi. Kuru mantarı ancak özel siparişte getirirler. Ama sen bunları bulursun mikser. Hadi çabuk. Ama ben bu poşetleri açamıyorum mikser. Niye bana yardımcı olmuyorsun? 5 tane ver de hemen açayım. Bunları açar mısın bana lütfen? Hayır açamam. Ya ne olur. Bir şartla açarım. Neymiş? Tatlının adı neydi? Windbeutel. Windbeutel'dan bana da verir misin? Sana da yapacağım bir tane. Söz ver. Evet. Bir de Almanca söz ver. Versprochen. Al sana poşet. Bunları tatlı için yapıyorum gelin hanım. Tamam. Alıştınız da yalnızla. Yalnızla. Çocuklar alıştı. Görüşüyor mu babalarıyla? Tabii ki. İyi, güzel. Onlar görüşüyorlar. Hmm. Ben de aslında bazen görüşebiliyorum. Yani tabii canım, niye görüşmüyorsunuz? Çocuklardan dolayı bir şey olursa. Tabii ki. Arada bir bağ var gene iki evet, tane çocuğunuz var. Evet, ben de görüşüyorum. O konuda sıkıntı yok. Yok da bu Necmi Hanım niye bu kadar takıldı dün size, ben onu anlamadım. Yok, bilmiyorum acaba. Neden? Neden acaba? Bir kıskançlık mı oldu? Bir şey mi oldu? Olabilir, bilmiyorum. Bakın şu görünen köy kılavuz istemez yani, diyorsunuz. Görünen köy, bir evet, fitlik, bir sportmenlik, bir böyle bir genç bir enerji. O çuval kaldırıyormuş. Fındık kaldırıyormuş, ceviz kaldırıyormuş. Siz de dumbbellları kaldırıyorsunuz. Ben de dumbbellları kaldırıyorum. Şu alete bakacağım. Hadi gelin gidelim bir mutfağa gidelim. Hem bakalım. Guten Abend, schönen nasıl gelecek evet, bize? Evet, buyurun. Siz buyurun. Lütfen. Siz buyurun. Efendim olur mu öyle şey? İstirham teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Misafirimsiniz.
koş gelin hanım koş. Hazır buraya gelmişken hemen Alman tipi turşu lazım mikser. Alman tipi turşu ne demek? Böyle turşu ama bunun üstüne Alman tipi yazması lazım. Nasıl yani, bu turşular tipsiz mi? Hayır, onlar Türk tipi herhalde. Türk tipini beğenmiyor musun yoksa? Onlar alakası yok, onlar daha böyle tatlı, ekşi oluyor. Biz Türkler nasıl oluyoruz? Ya acılı, ondan sonra bilmem değişik değişik olabiliyor. Bence Türk tipi al gitsin. Neyse yapacak şey yok. Ya şimdi şey ama sarımsak var, bak sarımsak olmaması lazım. Yok bunu aldım gitsin, hadi gel. Devam edelim. Gelin hanım, kayınvalideler bu yemekleri biz bilmiyoruz der ve haksızlık yaparlarsa... Ama yani biraz açık olmak lazım şimdi lütfen. Aynı yemekler hep aynı yemekler. Ne yapacak? Mercimek çorbası mı yapacak? Neden mercimek çorbası yapmadın? Sen evde Geisburg'a maaş yapıyor musun? Yapmaz olur muyum? Ayrıca çok severim. Hadi orada. Bu arada kalan sürem 4 dakika. Ya yapma ama çabuk çabuk. Ekmek nerede ve yufka lazım bana. Ekmek ve yufka. Beni takip et o zaman. Ben de Almanyalı olduğum için sana destek oluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Ekmekler orada işte. Görmüyor musun? Ay önden geçtim. Ekmeklerini de alan gelinimiz hemen kasaya geliyor. Evet evet evet, hemen 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 hemen. Bakalım aldığımız üründen ne kadar tutmuş? 235 TL. Eda, Alman hesabı buna mı diyorlar? Evet, israf olmaması lazım çünkü. Alışveriş torbalarını alan gelinimiz hemen mutfağın yolunu tutuyor. Bunun diyet kek olduğunu umuyorum Rabia Hanım. İnşallah. Sizin de benim buyurun karşılıklı oturduğumuz bir masada. Afiyet olsun. Herhalde ki kalorili bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Peki bunu kim yaptı acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yani gelin yaptı tabii ki. Aa, acaba nasıl? Diyet mi? Çok güzel. Güzel görünüyor değil mi? Evet. İçinde acaba ne var? Brownie'ye benziyor evet ama. Evet, bir tadalım bakalım. Evet. Hmm, brownie evet. Bakın az şekerli. Yiyebilirsin, yiyorsunuz da zaten. Aa, yiyor musunuz siz tatlı? Yani çok değil ama yiyorum. Hmm, yalnız güzelmiş ha. Ay kahveyle de iyi gidecek ayol. Oh, kimse yok yani. Bence rahat rahat baş başayken yerim. Sonra üşüşürler başımıza kimler kimler. Hmm, evet. Vallahi güzel. Kahve bak, şekersiz. O şekerli. Evet, aynen. Halo. Merhaba Zuhal Hanım. Ben geldim. Espriye bak, halo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Willkommen. Danke schön. İstersen bırak onları, sen git elini yüzünü yıka. Tamam. Ay brownie ne güzel olmuş Eda. Afiyet olsun. Gerçekten ha. Bak şimdi umutlandım. Umutlandım bugüne dair. Afiyet olsun. Hadi ben o zaman bir üstümü değiştireyim de ellerimi yıkayayım. Hmm, işte gel. Vallahi güzel. O torba ne? Bunlar malzemelerimiz. Yok, ben bu torbayı sormuştum. Ha, o sizin fındık. Aa, nereden? Trabzon'dan mı? Evet. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oo, fındık. Afiyet olsun. Bana yiyin. Da fındık o kadar makbule geçiyor ki çok teşekkür ederim. Kesinize bereket, elinize emeğinize sağlık. Rica ederiz. Afiyet ben olsun. Ben bu fındıklardan ekmeği sürmelik yapıyorum ya. Kavuruyorum tavada. Öyle mi? Tabii bak, benimse tersiz de diyet seviyorsunuz. Diyet şeyleri. Tavada bir güzel kavuruyorum. Yağ çıkıyor iyice. Sonra rondodan geçiriyorum. İçine birazcık bal koyuyorum. Birazcık kakao koyuyorum. Ondan sonra alın size kahvaltılık sürme oluyor. Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.